Birleşmiş Milletler, Filistin ve İsrail arasında ikili devlet ilkesine ulaşma yolunda ilerleme kaydedilmezse fırsatın sonsuza kadar kaybolacağı uyarısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden da Orta Doğu gezisinde aynı konuya dikkat çekti. Birleşmiş Milletler, Filistin ve İsrail arasındaki iki devletli çözümün önemine dikkat çekti. İki devlet ilkesine ulaşma yolunda ilerleme olmazsa fırsat sonsuza dek kaybolacak ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sözcülerinden Farhan Ak, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuştu. Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini belirtti. Bu konuda bir ilerleme olmazsa fırsatın kaybedileceğini söyledi. Dünya liderlerinin bunu anlamasını, bu uyarıya göre hareket etmesini umuyoruz ifadelerini kullandı. Mevcut statükonun süresiz olarak devam edemeyeceği konusunda Birleşmiş Milletler'in endişelerini dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden da Orta Doğu gezisinin Filistin ayağında aynı konuya değindi. Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede iki devletli çözümün ilk destekçilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Filistin halkı bağımsız, egemen bir devlet hak ediyor dedi. Orta Doğu barış süreci 1991'de düzenlenen Orta Doğu Konferansı ile başladı. Arap ülkelerinin barışa karşı toprak sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu. Planlanan çözüm, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridini de içine alacak bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor. Dünya bu hafta ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu ziyaretini takip ediyor. Biden, Filistin'in ardından Suudi Arabistan'a geçti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü. Petrol konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi. ABD Başkanı'nın gündeminde Cemal Khashoggi cinayeti de vardı. Bu önemli ve dikkat çekici Orta Doğu ziyaretinin detaylarını Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'le konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Şunu sormak istiyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Biden 2019'da başkanlık kampanyası yürütürken Khashoggi cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'ı paria haline getirme sözü vermişti ve Prens Selman'la görüşmeyeceğini açıklamıştı. Ancak öyle olmadı. Biden'ın açıklamalarıyla yaptıkları ters düştü. Neden böyle oldu? Tabii önce şunu ifade edeyim. Cidde'de 43 derece sıcaklık var. Siyaset de burada, uluslararası siyasette çok yoğun. Aslında Biden'ın en çok eleştirilen konularının başında geliyordu. Bu Khashoggi meselesiyle ilgili, Yemen meselesiyle ilgili Suudi Arabistan'ı eleştirmesi, insan hakları ihlali bağlamında. Ve daha sonra bu sözü sanki söylememiş gibi bölgeye gelmesiydi. Esasında zirveden edindiğimiz izlenim, buradaki bütün konuşmalardan şunu söyleyebiliriz. Biden'ı buraya getiren esas mesele Ukrayna-Rusya savaşında enerji fiyatlarının artması. Çünkü buradaki gözlemciler şunu ifade ediyorlar. Enerji fiyatları artınca aslında Rusya bununla finanse ederek Ukrayna'daki savaşı devam ettiriyor. Ve dolayısıyla da Biden burada petrol üretiminin artırılması noktasında Suudlar başta olmak üzere Körfez ülkelerinden bir dizi destek istedi. Fakat bu destek daha önce Rusya-Ukrayna savaşı başladığında da istenmişti. Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleri buna olumlu cevap vermemişlerdi. Şu anda Suud Dışişleri Bakanı Cübeyr yaptığı açıklamada şunu ifade etti. Yani gerekirse çok ciddi anlamda bir ihtiyaç olursa petrol üretimini artırabiliriz dedi. Bu birinci sebepti. İkinci sebep, Biden'ın bölgeye gelmesinden önce İran'la biliyorsunuz nükleer müzakereler meselesi vardı ve Trump'tan farklı bir yol izleniyordu. Suudi Arabistan Trump döneminde gerçekten çok oyun sahası çok geniş olan bir ülkeydi ama Biden'la birlikte eleştiriye uğramaya başlamıştı. Ve Suudlar başta olmak üzere Körfez ülkeleri kendilerinin İran'la müzakereler sürecinde, nükleer müzakereler sürecinde dışlandığını ifade ettiler. Hatta Macron da bu yönde bir açıklama yapmıştı. Bu da çok ciddi bir rahatsızlığı beraberinde getiriyordu. Üçüncü rahatsızlık da Afganistan'dan ve Irak'tan çekilmeyle birlikte bölgede bir güvensizlik iklimi oluşmaya başlamıştı. Bu da ABD'ye karşı oluşan güveni çok ciddi anlamda zedelemişti. Aslında Biden bütün bunları onarmaya geldi desek yeridir. Eski meselelerle ilgili olarak, Khashoggi meselesiyle ilgili olarak perde arkası bir bilgi vereyim. Muhammed bin Selman'la görüşmesinde, Veliaht Prens'le görüşmesinde bu konu gündeme geliyor. Khashoggi meselesiyle ilgili Biden orada sorumluların cezalandırılması noktasında bir tavır ortaya koyuyor. Bunun neticesinde Muhammed bin Selman da şunu ifade ediyor kendisine. Bu konularla ilgili ben size devlet güvencesi verebilirim. Bu konuları araştırıyoruz, gereğini yapıyoruz. Ama siz Irak'ta Ebu Gureyb cezaeviyle ilgili ne yaptınız? Veya İsrail'in öldürdüğü ABD vatandaşı olan gazeteciyle ilgili, Şirin'le ilgili ne yaptınız
sorusunu yönetiyor. Bu anlamda çok sert geçmese de karşılıklı olarak bir resleşmenin söz konusu olduğu ifade edildi. Aynı şekilde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı CNN'e bir mülakat verdi. Orada da 3 tane Kaşıkçı ile ilgili 3 soru soruldu. Ve orada Dışişleri Bakanı da Kaşıkçı meselesiyle ilgili istihbarat raporlarının doğru olmadığını, aynı istihbarat raporlarının Irak'ın işgaline de yol açtığını ifade ederek bir nevi siz kendi işinize bakın dendi. Şu an Cidde'de güvenlik kalkınma zirvesi var. Bu kalkınma zirvesine Körfez ülkeleri gelmiş durumda. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri Bahreyn, Ürdün, Mısır gelmiş durumda Irak'la birlikte. Dolayısıyla burada Biden'ın ne mesaj vereceği çok tartışılıyor. Çünkü Biden'ın özellikle bölge ülkelerinin hava savunma sistemiyle ilgili bir mesaj verip vermeyeceği beklentisi var. Çünkü Husiler başta olmak üzere bölge ülkelerinin bir kısmı İran'ın vekale savaşı yürütmesinden kaynaklı olarak kendi güvenlikleriyle ilgili sıkıntı duyduklarını ifade ediyorlar. Suudi Arabistan yakın dönem içerisinde Çin'in balistik programını incelemeye başlamıştı. Bu ABD yönetimini oldukça rahatsız etmişti. Aynı şekilde Çin'le petrol ticaretinin Çin parasına dönük yapılması noktasında Çin'in bir beyanı vardı. Bu da ABD'yi çok ciddi anlamda rahatsız etmişti. Şu an geldiğimiz noktada aslında beklenti şu, Biden oluşan güvensizlik ortamını bir şekilde bertaraf edebilecek mi? İran'la nükleer müzakereler meselesinde Körfez ülkelerini dahil ederek süreci oluşturabilecek mi? Üçüncüsü enerji meselesinde gerçekten petrol üretimini artırılması noktasında bölge ülkeleri Biden'ın dediğini yapacak mı? Dördüncüsü de Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin Çin ve Rusya'dan uzaklaşması, ona tavır koyması noktasında ABD yönetiminin isteğini yerine getirecekler mi? Şunu çok net ifade etmek gerekiyor. Ben bölgeyi sürekli izleyen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. ABD yönetiminin belki de ilk defa bölgede eski ilişkilerini güçlendirme noktasında attığı adımların sonucu bekleniyor. Çünkü ilişkilerin zedelendiğini herkes biliyor. İlişkilerin bir şekilde değiştiğini herkes biliyor. Dolayısıyla da bölgede atılacak adımların, verilecek mesajların şeyi bekleniyor. Neler atıldı peki bu anlamda? Olumlu katkılar oldu mu? Oldu. Mesela Biden Tel Aviv'den kalktı, Cidde'ye geldi ve İsrail'den geldi. Suudi Arabistan yönetimi de Biden daha gelmeden İsrail'le olan uçuşların açıldığını duyurdu. Bu birinci olumlu adımdı. İkinci olumlu adım, Irak'ın elektrik şebekesinin Suudi Arabistan'a bağlanması noktasında ABD'nin de bir isteği vardı. Bu kayıt altına alındı. Üçüncü mesele, burada oluşacak olan üretimlerle ilgili, güvenlik zirvesiyle ilgili özellikle hava savunma mekanizmasının görüşülmesi istendi. Bunun da perde arkasında görüşüldüğünü gördük. Dördüncüsü, İran'la olan mesajın net verilmesiydi. Hem İsrail'de hem Cidde'de verilen mesaj İran'a karşı çok netti. Beşincisi, en önemlisi, bölgede ABD'nin çekilmesiyle birlikte oluşan istikrarsızlığı ABD ne şekilde telafi edecek sorusu soruluyor. Bunu da önümüzdeki günler içerisinde ortak açıklamalarla tekrar göreceğiz. Efendim, tabii Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle ABD'de petrol fiyatlarında düşüş beklentisi de var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle, üretimin artırılması söz konusu mu değil mi tartışmaları var ama sabah burada bir espri vardı. Biden geldiğinde burada petrol fiyatları yükseldi diye. Dolayısıyla da petrolle ilgili olarak açıkçası Körfez ülkeleri ABD'nin kendilerine güvence vermesi durumunda veya zedelenen ilişkileri bertaraf etmesi durumunda bir adım atabilecekler gibi gözüküyor. Benim edindiğim izlenim o. Çünkü bu adımı daha önce de Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında da atmamışlardı. ABD istediği için yine atmamışlardı. Burada esas mesele tabii ABD'nin bir şekilde uluslararası enerji meselesini gündeme getirmesi. Bunun karşılığında da Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin de kendi güvenliklerini ve bir şekilde de ABD'nin verdiği sözleri tutmasını bekliyorlar. Dolayısıyla kısa vadede bir üretim artışı söz konusu olmayabilir. Sembolik olarak bazı üretim artışları söz konusu olabilir. Bir diğer tartışılan mesele vardı. O da İsrail'e normalleşme sürecini ABD'nin bitirip bitirmeyeceğiydi. Suudi Arabistan biliyorsunuz bu konuda İbrahim anlaşmalara katılmayan tek ülke. Ve onlardaki devletli çözüm sağlanıncaya kadar bu noktada durduklarını ifade ediyorlar. Bugün Irak Başbakanı Kazimi havaalanında açıklama yaparken
asla ve asla Cidde'deki zirveye İsrail'le normalleşmenin gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Dolayısıyla da burada bir diğer Türkiye'yi ilgilendiren belki mesele bölge ülkelerinde ilgili olan, verilecek olan mesajın ne olacağı sorusu. Suud Dışişleri Bakanlığı birazdan bir basın toplantısı düzenleyecek. Belki o konuyla ilgili sorular sorulursa o konuda bir cevap ihtimali söz konusu. Ama son olarak şunu ifade edeyim. Bir Arap NATO'su çok gündeme gelmişti. Onun kurulması noktasında çok ciddi anlamda bir çaba söz konusuydu. ABD'nin güvensizliğinden kaynaklı ilişkiler değişmeye başlamıştı. Türkiye ile atılan adımlar da bunun neticesiydi. Önümüzdeki günlerde bu sürecin nereye getireceğini göreceğiz. Peki. Nevzat Çiçek, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.